Arkadaşlar merhaba, selamlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bugün gördüğünüz gibi akşam saatlerinde videoya başladık. Çünkü bugün birazcık kazançlardan bahsedeceğiz. Akşam saatlerinde başlamamın sebebi de bu. Yani slotun bitmesine çok bir zaman kalmadı. Hem bakacağız bugün ne kadar kazanmışız, haftalık ne kadar kazanmışız, bonuslara birazcık bakacağız. Tabii ilk olarak bahsetmemiz gereken bazı konular var. Neden? Çünkü ben geçtiğimiz günlerde aslında bir kazanç videosu yaptım. Çok fazla kazanç videosu yapmıyorum. Genelde böyle muhabbet ettiğimiz falan videolar yapıyorum ama kafalar biraz karışık. Hangi konuda karışık? Vergi konusunda birazcık karışık abi kafalar. Kazanç konusunda karışık. Kazanç konusunda yani bize gelen parayı beğenmeyen birçok insan olmuş. Tabii normal, herkesin beklentisi farklı ama arkadaşlar ben kaç saatte kaç para kazanacağınızı gösteriyorum. Orada yanlış anlaşılan bazı noktalar var. Ben günde 8 saat çalıştığım için daha az bir ücret almış oluyorum. Siz 10 saat çalışırsanız daha fazla kazanırsınız. Ben size sadece benim ne kadar kazandığımı gösterebilirim. Siz de kafanızda basit bir matematik yapıp işte kimin ne kadar kazanacağını hesaplayabilirsiniz. Tabii de vergi konusu var. Şimdi ben ekranda gözüken, yani uygulamada gözüken, ne oldu burada ya? Kaos var. Servisçi orada durduğu için herkes durdu abi. Servisçiler biraz böyle. Ben şuradan kaçayım ya. Çok fazla girmeyeyim o taraflara. Şimdi vergi konusunda arkadaşlar, ben normalde uygulamada gördüğüm ücreti 1.2 ile çarpıyorum. Vergisiz hali uygulamada gösterilen fiyat oluyor. Onu %20'sinde hesapladığın zaman, üstüne koyduğun zaman hesabına yatacak olan parayı görmüş oluyorsun. Bunun için de 1.2 ile çarpıyorum. Adamlar bana diyor ki abi niye 1.2 ile çarpıyorsun? Çünkü kardeşim ben kendi hesabıma yatacak parayı görmek istiyorum. O yüzden 1.2 ile çarpıyorum. Artı olarak bu verginin hepsinin devlete gideceğini sanıyorlar. Öyle de yorumlar var. Niye işte hesaplıyorsun? Zaten devlete vermiyor musun gibisinden. Abi hepsini devlete vermiyorsun. Onun bir kısmını devlete veriyorsun. Yani senin o birazdan anlatacağımız, senin günlük aldığın benzinler, yediğin yemekler, motosikletin yağı, bakımı, ne bileyim yani motorda giydiğin kıyafetler vesaire vesaire, yani bu işi yaparken harcadığın bütün paranın vergilerini sen zaten devlete ödeyeceğin vergiden düşüyorsun. Hatta onu da şöyle hesaplayalım abi. Bak şimdi ben size bir hemen fiş göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu bir benzin fişi, tamam mı? Ben 175 liralık benzin almışım gördüğünüz üzere ve bunun 29 lira 17 kuruşu KDV. Yani ben aslında devlete ödeyeceğim, kendi kestiğim faturadan devlete ödeyeceğim vergiyi bu aldığım benzinden düşüyorum. Yani sadece bu fiş olsa 29 lira 75 kuruş eksik vergi ödeyeceğim. Yani arkadaşlar bu 29 lira 75 kuruş 30 lira artık neyse, ne kadarlık benzin aldığınıza göre, ne kadarlık yemek yediğinize göre değişir. Burada gözüken KDV'leri devlete ödeyeceğiniz KDV'den, yani vergiden düşüyorsunuz zaten. O yüzden ben 1.2 ile çarpıp bunu hesaba katıyorum. Yani sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Siz hesabınıza gelecek paraya bakın. Daha sonra işte ne yaparsınız? Devlet, muhasebeciniz zaten size bir rakam söyleyecek. Şu kadar borcum var diye. Devlete o kadar para yatırırsınız. Tabii ki yani bunların, bu konularda mali müşaviriniz yani muhasebeciniz size daha sağlıklı bilgiler verecek. Ben ne kadar anlatsam da hem çok iyi anlamadığım işler, yani bu vergi falan meseleleri, hem de tam böyle size aktaramayacağım mesela. Bunlar biraz karışık. Tabi bunun yıllık gelir vergisi vesaire bir şeyleri var. Onları daha sonradan hesaba katacaksınız. Böyle abartıldığı kadar, gösterildiği kadar bir gider yok aslında. Elbette giderimiz var. Giderimiz çok fazla. Bunu söyleyebilirim ama anlatıldığı kadar değil abi. Yani insanlar biraz abartmayı seviyor. Ben bir videoda anlatmıştım. Kuryeler abartmayı sever diye. Hem kazançlarını abartır, hem kazanamadıklarını abartır, bir de giderlerini abartır. Nedir bu giderlerin? En başta gelen masraf. Motosikletin amortisman dediğimiz, yani motosikletin bize çıkardığı masraflar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim motorum 23 bin kilometrede. Geçmişiz de 23 bini. Bu motorun sadece 3 binde bir yağını değiştiriyorum. Ufak tefek bazı şeyleri oluyor. Geçen farı patladı. Gidiyorsun 60 liraya far alıp takıyorsun. Bunlar senin yapabileceğin masraflar. Yani başına daha büyük bir şey gelmediyse motorda, yani ne bileyim motorunu yağsız bırakırsın, yatak sarar veya lastiklerini kaydırırsın, yarın öbür gün lastik patlar, çukura girersin, dikkatsiz davranırsın, jantın yamulur vesaire vesaire. Bunlar sizin halledemeyeceğiniz işler ama far patlar, ne bileyim işte
frenini sıkman gerekir, yağını değiştirmen gerekir. Bunlar senin yapabileceğin şeyler. Bu da aylık, yani şöyle söyleyeyim ben size, bir defa farını değiştirdim motoru 23.000'e gelene kadar. Yani göz ardı edilebilecek aslında paralar, yani 50 lira 60 lira bahsetmeye bile gerek yok. Bir de şöyle bir durum var. Ayrıca tabii bu motosikletin bir yağı var. Bu da olmazsa olmaz. Nasıl benzinsiz gitmiyorsa yağsız da gitmez. Benim motorumda 3000 kilometrede bir yağ değiştiriyorum. Bu da yani hadi ayda 2 defa diyelim. Ben çok ayda 2 defa değiştirmem. Çok uzun saatler çalışmadığım için, ama normal bir kurye ayda 2 defa değiştirsin. Bir yağ dediğiniz şey arkadaşlar 200 lira. Hadi biraz iyisini al. 300 lira. Ayda 2 defa değiştirsen 600 lira. Şimdi 200-300 liralık yağı motorcuya değiştirdiğin zaman bu sana 500 liraya gelir, 600 liraya gelir. Ama kendin değiştirirsen yağın fiyatı ne kadarsa o kadara gelir. Bir yarım saatlik bir iş yani. O yüzden her sorun için motorcuya gitmiyorsan çok büyük masraf kalemleri sana çıkmaz. Bir arkadaşımız yazmış işte günlük 150 lira motosiklet masrafı diye. Abi öyle bir şey mümkün değil. Aylık 30 günden hesaplasan 4500 lira yapar. Yani 4500 lira bir motor kirala, en azından yağıyla, suyuyla, sigortasıyla, muayenesiyle uğraşmazsın yani. Paketimizi alalım, muhabbete devam edelim. Buradan geri döneceğiz. Buradan da ilk defa paket alacağım. Bakalım burası mı? Aynen. Ve market siparişi. Hazır mıdır acaba, bilmiyorum ki. Evet, paket hazırmış. Hemen aldık abi paketi. Şöyle bir nereye doğru gideceğimize bir bakalım. Yani biraz uzak sayılabilecek bir yere gideceğiz ama umarım hızlı bir şekilde gideriz. Evet. Ne diyorduk arkadaşlar? Aylık olmazsa olmaz giderlerimiz var. Birisi muhasebe ücreti. Yani vergi de var aslında. Vergiyi konuştuk birazcık. Birisi muhasebe ücreti. Muhasebe ücreti yani ben şu an 800-850 lira gibi bir şey, tam hatırlamıyorum, öyle bir şey ödüyorum. Buna hadi 1000 lira diyelim, birazcık daha arttıralım. Yani günlük 30 lira, 33 lira, günlük 30 liraya neredeyse gelebilecek bir rakam. Günlük 30 lira da abi 2 bardak çay içiyorsun zaten o paraya artık, değil mi? Çok fazla dert edilir mi? Aylığa vurduğun zaman birazcık fazla oluyor tabii. Yani 900-1000 liralar birazcık peşin ödediğin zaman biraz üzebiliyor. Ama maalesef bu da olmazsa olmaz bir gider. Yani bir mali müşavirle çalışmazsanız işiniz biraz zor. Ki mali müşavirle çalışmayan esnaf kuryede sanıyorum yoktur herhalde. Çalışmama şansınız var mı onu da bilmiyorum. Belki çalışmadan doluyordur ama sizin vergilerinizi falan takip ettiği için yani aylık 1000 lira çok da bir dokunmaz. Öyle söyleyeyim, çok fazla koymaz yani. O vergiyi ödemek daha fazla koyar. Takip edemezsen eğer. Bir de Bağkur var tabii arkadaşlar. Şimdi Bağkur ücretleri yeni yılla beraber aldı başını gitti. Şimdi kimseyi yanlış yönlendirmek istemem ama arkadaşlar ben Bağkur ödemiyorum. Niye? Çünkü gerçekten uçuk rakam var. Herhalde bir 8-9 bin liraya gelmiştir. Tam emin değilim ama. Şimdi ben bir hesap yapıyorum. Yaptığım hesaba göre bir ayda 4 hafta çalışıyorsam bir haftası masraflarıma gidiyor. 3 haftası bana kalıyor. Bağkur'da ödersem bir ayda 2 haftası bana kalır. 2 haftası masraflara gider. Bu da zaten yani bu çileyi çektiğini değecek bir paraya denk gelmez. O yüzden benim yaptığım hesaba göre arkadaşlar, yani aylık 50 bin lira kazanıyorsan, ki kazanabilirsin bu arada aylık 50 bin lira. Çok yüksek paketler atman gerekmiyor 50 bin lira kazanman için. Bunun ilk haftası ne yapar? 12,5 bin lira mı yapar? 12,5 bin lirası masraflarına giriyor. Geri kalan 37.500 lira da sana kalıyor gibi düşünebilirsin. 3 aşağı 5 yukarı. Yani bunlar tabii ki net rakamlar değil. Bunu kimin ne kadar kazandığını bilemeyiz. Burada bahsedilen rakamların hiçbirisinin net rakamlar değil. Herkesin gideri farklı, herkesin ödediği vergi farklı, gittiği kilometre farklı. O yüzden ortalama bir fiyat çıkartıyoruz diyebilirim. Yani umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Bu vergi konusu gerçekten insanların kafasını çok karıştırıyor. Çok soru geliyor vergiyle alakalı. Vergiyi en iyi abi mali müşaviriniz hesaplar. Ama sandığınız gibi çıkan verginin hepsi devlete gitmiyor. Masraflardan düşüp siz ödemeniz gerekeni ödüyorsunuz gibi muhabbetler. Yakıt konusunda birazdan bahsedeceğim. Yani uygulamada kaç kilometre yaptığımız gözüküyor. Yani o da çok doğru hesaplamıyor ama bir gün fazla hesaplıyor, bir gün eksik hesaplıyor. O da ortalama bir değere çıkıyor. Kazanca baktığımız zaman
ne kadar benzin yaktığımız, bu benzine ne kadar para verdiğimiz de zaten ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. Şimdi geldik Zurna'nın Zort dediği yere. Slotumuz bitti. Şimdi birazdan şöyle müsait bir yer bulup size bugün ne kadar kazanmışım, haftalık ne kadar kazanmışım bunları göstereceğim. Şimdi bir arkadaşımız geçen gün yorum yazmış. Ben böyle hani çok videoyla yoruma cevap verilmez ama yine de söyleyeyim dedim. Çok içimde kaldı. Demiş ki yani şu muhabbet kısmını biraz geçsek, direkt bize kazançları göstersen olmaz mı? Abi yani biraz tuz biber atmayalım mı? Biraz da muhabbet edelim. Tuz biberi olsun değil mi? Direkt öyle kazançları göstermek çok da şey olur yani, boş olur yani. Ya çok öyle yapacaksak sen bana numaranı gönder abi. Ben her akşam sana WhatsApp'tan ekran görüntüsü alıp atayım o zaman değil mi kazancım? Öyle olmasın diye biz de biraz muhabbet, biraz sohbet. Şuradan geçelim abi, sen bizi bekleteceksin. Biraz kazanç, biraz para, bir şeyler ortaya karışık bir şeyler yapıyoruz yani. Evet, şimdi hemen müsait bir yer bulup kazanç kısmına zıplayacağım abiciğim. Burası gayet müsait bir yer. Uçak sesi haricinde bir sıkıntı yok. Şuraya doğru gidelim. Park, bahçe, burası kanlı kavak. Solumuzda porsuk çayı falan filan. Şurada sizinle biraz muhabbet edebiliriz. Biraz da sakin, böyle çok fazla kalabalığın sesinin olmadığı bir yer arıyorum. Uçak sesi haricinde de bir sıkıntımız şu an yok. Uçak da gidicidir. Evet kanka. Aha da burada durdum. Hatta ne yapalım biliyor musun? Biz şuraya oturalım kardeşim, gel. Karanlıkta şuraya bir oturalım. Ben size olayı anlatayım. Şimdi bu telefonu bir hesap makinesi yapalım. Bu telefondan da bizim kazanç ekranımızı bir açalım. Açabilirsek. Açtık şu an. Umarım görünüyor. Görünmüyorsa ben şey yaparım. Ekran görüntüsü koyarım. Bugüne bir bakalım. Bugün 21 paket atmışız arkadaşlar. Ve 90 kilometre yapmışız. Kilometre dahil, yani yol ücreti dahil, benzin parası dahil aldığımız para 1073 lira. Ama bugün için bizim hesabımıza yatacak olan para 1073 değil. Bu 1073'ü 1.2 ile çarpmamız lazım. Bu 1.2'lik kısmı da KDV oluyor arkadaşlar. Yani bugün 1287 lira para kazanmışız. 8 saatte. Yani 161 liraya gelmiş saatlik ücretimiz. 161 lira biraz az bir rakam bu arada. Ama tabii işlerin düşük olduğu bir dönemdeyiz şu an. Herkesin bildiği üzere. O yüzden bunu da göz önünde bulundurup bir hesap yaparsanız kafanızda aşağı yukarı bir rakam canlanır. Sizin ne kadar kazanacağınıza dair bir rakam canlanır. Şimdi gelelim asıl meseleye. Haftalık ne kadar kazanmışız? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi geçen hafta 120 tane paket atmışım. 473 kilometre yapmışım arkadaşlar. 473 kilometre bana 947 lira kadar bir para vermiş. Toplamda da 7197 lira para almışım. Tabi bunun üstüne bir de KDV ekleyeceğiz. Benim hesabıma yatacak olan para ne kadarmış ona bakalım. 7197. Buna 7200 diyelim düz. Kafa karıştırmasın. 7200 çarpı 1.2 dediğimiz zaman 8640 lira bir ödeme alacağım. Benim hesabıma yatacak olan para bu. Daha sonra bunun içinden vergi kesecek falan filan. Bunlar sonraki hesaplar. Biz şu an hesabımıza yatacak olan paraya bakıyoruz. 473 kilometre yapmışım. İşte kilometrede 1 lira yaksa 473 liralık benzin yakmış olurum ama bunun karşısında 947 liralık benzin almışım. Yani hemen hemen yarı yarıya bir benzin parası fark etmiş arkadaşlar. Tabii bu 946'nın üstüne de KDV ekleyeceksiniz de ben eklemedim. Toplamda da geçen hafta 44 saat 2 dakika, yani 44 saat çalışmışım. Yani günlük kaç saat çalışmışım arkadaşlar? 45 olsa 7,5 saat çalışmış olurum. Bir asgari ücretli zaten günde 7,5 saat çalışıyor. Ben 7,5 saat çalışarak 8640 lira para almışım. Bunu da 4 ile çarparsan aşağı yukarı 34500 lira kadar bir fatura kesmiş oluyorum. Bu kestiğim fatura. Yani benim cirom, karım değil. Bunun içinden benzin, yemek vesaire vesaire bir şeye düştüğünüz zaman gerçek karınız ortaya çıkar. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben az çalışıyorum. İşte kazançlar burada ortada. Yani kimine az gelir, kimine çok gelir. Biraz daha fazla çalışırsanız biraz daha fazla paket atabilirsiniz. Bunları gösterdiğimize göre tekrar motora geçelim. Neymiş bir tekrar konuşalım. Ondan sonra zaten videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben günde 8 saat çalışıyorum ama şöyle düşünüyorum. Bir kuryenin, özellikle bu kurye bir esnaf kurye ise
Bu esnaf kuryenin günlük çalışma saati 10 saat olmalıdır. Yani bir esnaf kurye günde 10 saatten az çalışırsa gördüğünüz gibi rakamlar sizi tatmin etmeyebilir. Yani o kişiyi tatmin etmeyebilir. O yüzden çalışmanız gereken saat 10 saat. Ortalama bir işte atacağınız paket sayısı da saatte 3 pakettir. İyisi 4'tür, kötüsü 2'dir. Saatte 2 paket en kötüsüdür. Saatte 5 paket olabilir. Çok nadir olsa da saatte 4 paket olduğu zaman da iş biraz daha iyi demektir. Ama saatte 1 paket atıyorsan kendine yeni bir iş bak derim kardeşim. Eğer 10 saat çalışıp saatte 3 paket atarsanız da zaten haftalık bonusu falan filan tutturma şansınız var. 12 saat çalışıp saatte 3 paket atarsanız bir üst bonus tutturursunuz gibi gibi gibi. Ne kadar çok paket atarsanız da kazançlarınız yemek sepetinde o kadar artıyor arkadaşlar. Çünkü bonus sistemi kademeli olarak arttığı için yani 100 paketle 150 paket arasında 50 paketlik bir fark yok. Daha fazla 50 paket artı 1250 liralık bir fark var. Onu o şekilde düşünebilirsiniz. Çıkamadık ya yola. Tabi burada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hani ben kimse yanlış anlamasın, herhangi bir şirketi, yemek sepeti, Trendyol'u övmüyorum da yermiyorum da. Neden bunu söylüyorum? Çünkü böyle düşünen arkadaşlar var. İşte yemek sepetinden para mı alıyorsun falan, alakası yok abi. Ben para alsam bile burada zaten yalan konuşacak halim yok. Görüntüler ortada. Gördüğünüz gibi yani sizinle ekranları paylaşıyorum. Ne kadar kazandığım para ortada, ne kadar çalıştığım, kaç saat çalıştığım, kaç kilometre yaptığım hepsi ortada. Sadece şunun için paylaşıyorum. Siz de yani ne kadar çalışırsanız ne kadar para kazanabilirsiniz, onun hakkında birazcık bir fikriniz olabilir. Aşağı yukarı bir hesap yapıp ne kadar kazanacağınızı siz de hesaplayabilirsiniz. Artı olarak eğer İstanbul'daysanız paket başı artı 5 lira daha eklemeniz gerekiyor ve o şekilde hesap yapmanız gerekiyor. Yoksa yanlış bir hesap yapıp matematiği şaşırabilirsiniz yani. Ve evet arkadaşlar, bugünkü videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hatta yorum bile yapabilirsiniz. Daha sonraki videolarda mutlaka görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir de şu ekranda çıkan videolardan bak beni izlemeye devam edebilirsin kanka.